Merhaba arkadaşlar. Şimdi atikmat hatasını çözmeyi göstereceğim. Öncelikle yazılımda hatasız yazılım olmaz. Bu da Windows'un bir hatası. İlk önce şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Sonra böyle bir ekran gelecek. Burada Connect diyor. Yani Windows onunla devam et diyor. Burada da gelişmiş seçenekte. Oraya tıklıyorsunuz. Sistem geri yükleme diyor. Oraya tıklıyorsunuz. Burada size söylüyor hangi yani sistem geri yüklemedi. Şöyle bir şey var. Düzgün çalıştığı tarihlere yüklüyor. Bazı şirketler de kullanıyor bunu mesela bu yazılımsal hatalardan dolayı. Siz en üsttekini tıklayın. Hem de mesela bir saat önceden falan yüklediğiniz uygulama silinebilir. Sorun olmaz. Sadece bir iki uygulama falan yüklemişsinizdir. Onlar silinebilir. Diğerlerine hiçbir şekilde bir şey olmaz. Sonra da devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet basıyorsunuz. Sonra devam ediyor, devam ediyor. Yaklaşık 10-15-20 dakika devam ediyor. Ondan sonra da size normal ekranınız açılıyor, çözülmüş oluyor. Yani bilgisayarınız açılıyorsa burada Screener var. Ona tıklıyorsunuz. Kayıt defteri var. Cleaner çok iyi bir temizleme programı. Ayrıca sorunları da çözüyor bilgisayarların. Şimdi göstereceğim. Buraya tıkladığınızda seçili sorunları çözüyor. Sorun bulunamadı diyor. Burada sorunlar çıkar. Seçili sorunlar çöz dersiniz. Sonra çözer. Bu bilgisayarınıza şöyle bir hata geldikten sonra açılıyorsa Screener yapın. O düzeltir. Eğer hiç açılmıyorsa, böyle oluyorsa direkt olarak sistem geri yükleme yapın. Daha garanti olur işiniz. Hiçbir şey silinmez. Fotoğrafla anlattım. Video ile anlatsam bir hatanın olması lazım. Ama ben fotoğraflarla anlattım. Yapacak bir şey yok. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Yazılımda hiçbir zaman kusursuz yazılım yoktur. Bunu başlık olarak söyleyeyim. Evet arkadaşlar, videonun sonu bu kadar. Ben kısa bir sürede size anlatayım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve like'larınızı bekliyorum.